Rastgele bir şeye bindim. Bota, nehir turu. Çin mahallesine götürecek beni. Tabii oranın hangi durak olduğunu bilmiyorum. Umarım görebilirim. Ablaya bir soralım bakalım. Doğru yer mi? Burası. Beygoy. China. Chinatown. Daha ilerideymiş. Beni bir durak kadar getirdi. Yaklaşık 30-35 lira. Yani 1 dolar bile değil. Aslında ileride inecektim de. Burada inmeyi yeğledim. Çünkü çok güzel bir yermiş. Ben buraya bir daha gelir miyim, bulur muyum bilmiyorum. Çin mahallesi benim eve yakın zaten. Neyi güzel hemen göstereceğim size. Adını da bilmiyorum. Şimdi internetten alıştıracağım. Böyle elime de bir su tutuşturdular muhtemelen kutsal falan diye. Zaten şortla ve işte kızlar için cropla falan girmek yasak. Askılıyla girmek yasak. Mutlaka üstünüzü örtmeniz lazım diyor. Down. Wat Arun'muş arkadaşlar buranın adı. Wat Arun Tapınağı. Vay anam vay. Ya, kamera ne kadar iyi çekiyor bilmiyorum ama bayağı güzel. Çok güzelmiş ya. Evet şimdi tapınaktayız. Bu tapınakta şu hanımefendinin üstündeki kıyafetler dışarıda kiralanıyor. Geleneksel Tay kıyafetleri tapınaklara girilirken özellikle böyle giriyorlar. Burası harikaymış. Daha ilk günümüzde böyle güzel bir yer gördüysek muhtemelen Tayland efsane ötesi geçecek bizim için. Güzel, çok güzel. Kileyici. Çok fazla emek verilmiş içeriye. 300 yıl önce burada yaşayan köylü olsam kesinlikle çok büyük dindar olurdum yani. Acıktım. Bir KFC burger olsa da yesek diyorum. Onu da bulamıyorum. Ne denesem beğenmedim ya. Hiç damak tadım uygun gelmedi yani. Eminim güzel şeyler vardı da ilk günden bulamıyorum. Baksana abi her şeyi yiyor. Fena durum. Evet şimdi Chinatown'a geldik. Chinatown adı üstünde Çin mahallesi burada var. Ya ben bayağı açım. Herkes aşırı yemek yiyor. Ama bu koku baharat mıdır? Ot mudur? Lahan mıdır bilmiyorum. Mahvetti beni. Yemek falan yiyemedim. Bir şey aldım az önce. Onun tadını beğenmedim. Her şeyi yapıyorlar ya Çin'de. Evet yine rastgele yürürken çok güzel bir tapınak gördüm. Altın maltın. Girişinde böyle bir adam bir şey satıyor. İlginç. Biz ibadethanede böyle şeylere izin vermemiz. Yolun ortasında duran turiste. Aha, çok güzel. Burası neymiş öğrenelim abi. Kapanmış zaten de. Gelmeye değecek bir şey var mı? Evet, günaydın. Şimdi Golden Place Garden. Ah işte büyük saraydayız. Tayland Bangkok'ta. Harika bir iç yapısı var. Yani kamera ne kadar güzel çekiyor bilmiyorum ama en ufak şeyde bile yüzlerce detay var öyle diyeyim.
bayağı güzel. Burası zaten Bangkok'un en meşhur yeri sanırım. Çünkü girişteki sıradan da anlarsınız. Türklerin yorumlarını okumuştum girmeden önce. Onlar çok önemli arkadaşlar. Kısa şeylerle girmek yasak yazmışlardı. O yüzden pantolonla geldik. Yanınıza su alın, su satılmıyor. Şapka takın gibi şeyler, önerilerle geldiler. Onları dikkate alın gerçekten de. Burasının sıcağı, güneşi çok etkili. Bende de şapka ve güneş gözlüğü var, takacağım şimdi. Evet, gayet güzel ve hoydu. Ayakkabıları çıkartıyorlar burada, gezmek isterseniz. Bakın şunlar kiralık pantolonlar. Evet, gram bilgilendirme yapmadan gezimiz devam ediyor. Bilgi isteyen belgesel izlesin arkadaşlar. İşte muhtemelen şunlar kötü ruhları def etmek için. Her yerde var ya bu sanmı. Akşam internetten okuruz. Şimdi burada rehbere para veremem. İngilizce doğru düzgün bir açıklama da yok ki kardeşim. Yani şudur budur diye bir şey yazmıyor. Bakın şu değişik şortluların hepsi, pantolonluların hepsi girişte şortlu olanlar. Onlar kiralıyorlar arkadaşlar. Haberiniz olsun, buraya uzun bir şeyle gelin. Askılıyla gelmeyin. Evet, ot çeken maymun, bakın bunlar. 10 üzeri 10 kafaları varmış. Bakın yukarıda miskin miskin duruyorlar. Maymun kutsal savaşçı bunlar da. Bunlar da güzelleşmiş. Sordum, gerçekten marihuanaymış kullandıkları şeyler. Kavisiz kullanmayın. Evet. Abi yine altın işlemeli. Harika bir yere geldik. Ya hep diyorum. Bak bundan 100 yıl önce doğan bir köylü olsaydık, internetin bilginin olmadığı bir yer. Ve burada yaşasaydık. Bu nesneleri kutsal saymamamız imkansıza yakındı ya. Çünkü dünya çok sıradan ama bunlar değil. Şunlara bakınsana yani. Şunlara bakınsana. Çok fazla Çinli var. Yüksek sesle konuşmaları dışında bir sorun yok. Sadece her yerde aşırı yüksek sesle konuşuyorlar. Evet. Aman aman, nereye geldik? Türk yok. Henüz hiç Türk'le karşılaşmadım. Evet, hala aynı sarayın içinden devam. Şimdi abi düşünüyorsun, bu güzelim yerleri gezsen de öleceksin, gezmesen de öleceksin. Geberip gideceksin. Sürekli bize bir korku pompalamayı. İş bu. İşte işe girdiysen yetmez, bir tane daha çalışan eş bul. Ev bul. Araba bul. Ya lanet olsun. Bunu tabii bize bir kişinin falan dayattığını iddia etmiyorum yani. Toplum bunu bu şekilde yapıyor. Biz de bunu devam ettiriyoruz. Aşırı büyük korkularımız var. Sanki hep aç kalacakmışız gibi. Ama öyle bir şey yok ya. Ya kimsenin aç falan kaldığı yok. Geçen bir istatistik okudum. 100 bin doları olan birisi dünya nüfusunun, yani 100 bin dolarlık mal varlığı, ev, araba, işte arsa, eğer 100 bin doları geçiyorsa dünya nüfusunun %85'inden daha zenginsiniz demek arkadaşlar. 85. Şimdi ortalama bir Türk vatandaşının az çok bir evi, arabası var. Hani ilerleyen yaşlarda, gencecik çocukların yok tabii de, ilerleyen yaşlardakilerin var. Ya kardeşim, bunun herhangi bir, mesela ikinci evi, üçüncü evi olan arkadaşlarımız var. Birini satıp 5 sene, 3 sene gezebilirsin. Ama o içimizdeki açlık içgüdüsü, korku içgüdüsü bunu bize asla müsaade etmiyor. Diyor ki milyoner olanca o zaman gezebilirsin. Ama öyle bir dünya yok ya. Şimdi bakıyorum burada Avrupalıların hepsi, bak daha önümde de öyle. Adamcağızın yürüyecek hali kalmamış. İşte bugünlerde geziyor. Ha, bravo, tebrik ederim ya. Yani 90 yaşında gez bak. Ha. Aferin. 500 yaşında gez ayağın olmayınca. Ha, çok üzücü. Bizim buna uyanmamız lazım. Gençlik olarak. Kardeşim ev dediğini, araba dediğini alınır ya. İstediğin zaman alırsın. İstediğin zaman satarsın. Şu açlık korkusunu yen. Açlık korkusunu yen. Kendi adıma da söylüyorum bunu. Çok zor bir içgüdü. Çok zor bir içgüdü.
Bir de şurada ben resim çektireyim ya, ne güzelmiş. Evet, Grand Palace'ın içindeyiz hala. Böyle aşırı lüks arabalar var. Soylulara ait, soylulara, sıradan köpek vatandaşlara ait değil arkadaşlar. Soyluysanız binersiniz. Abi şu güzellikler, yani kapatıyorum GoPro'yu. 10 metre gidiyorum. Harika ötesi şeyler çıkıyor karşıma. Kapatıyorum, harika ötesi şeyler çıkıyor. Giriş 400 lira ama değer. Ben genelde bu böyle şeylerin yorumlarına Türkleri okuyorum arkadaşlar. Siz de Türkleri okuyun. Türkler mesela şey yazıyor. Asla girdiğinize değmez falan yazıyorsa girmeyin, değmiyor. Ama yabancılar işte wow, incredible falan yazıyorlar. Anlıyorum ki seçmişler. Yani yabancıların bir bok bildiği anladığı yok. Ama Türklerin yorumları çok değerli. İşte girişte mesela su satılmıyor, su alın diyorlar. Hemen bir Türk mantığı. Şapka takın. Sonra pantolona para istiyorlar. Pantolonla gidin diyorlar. Harika ya, istediğimiz yorum bunlar kardeşim bizim ya. Direkt bunlar. Yabancı şey yorum olarak. Wow, incredible, it's amazing. Tamam kardeşim, amazing de onu biliyoruz da ne yani. Giriş paralı mı, kaç para, güzel mi, hoş mu? Ben buraya 400 lira vereceğim de değer mi? Adamın umru değil ki abi, 10 euro para veriyor. Hepsine amazing yazıyor, geçiyor. Türkler 400 lira verdiyse içine içine giriyor. İçine içine. Lan harikaymış ya. Allah Allah, şöyle bir resim çekelim. Evet, şimdi Koşan Caddesi'ne geldim. Burası çok meşhur. Ama akşamları daha hareketli. Yanlışlıkla gündüz geldim ben. Akşam da geleceğim buraya. Süper ya. Birkaç yemek yedim. İlk kez damak tadım uyan bir şey oldu. O da genelde böyle pilavlı şeyler. Yani bunların ıslak yemekleri benim damak tadıma uymuyor kardeşim yani. Değişik noodle'ları filan, sosları. Belki zamanla oturur. Şimdi önyargılı yaklaşmak istemiyorum. Dünya tarafından da bilinen restoranda şeyleri, mutfakları var. Ucuz ama bayağı uygun yani. Mesela yani 70 liraya, 50 liraya doyabilirsiniz. 2 dolara, 3 dolara çok rahat yemek yiyebilirsiniz. Bira dışarıda 3 dolar. Şeyde, markette 2 dolar civarında. Uygun yani, bence kötü değil. Abi öyle bir uyumuşsun ki adamın hakkını alırsın ya. Abi şöyle güzel bir tabak yaptım kendime ama 3-5 tane koydum. Balık kokuyor yani. Umarım beğenirim. Şimdi ona bir sos falan koyacak. Yani fena değil. Bazıları damak tadıma çok uygun. Bazıları değil. Ama işte 20-25 liraya böyle bir şey yiyor olmak değişik. Güzel ya. Denenebilir. İyi ki yemek yemeye buraya gelmişim ya. Aşırı değişikmiş. Abi alıyorum bunlardan da. Tatları falan kötü ya. Döner döner döner. Evet. Arkadaşlarımıza anahtarlık hediye. Harika düşünülmüş. Böyle böyle şeyleri alınca da işte ne bileyim, sonra kullanamıyorlar ki. Alınıyor, bir köşede gidiyor. Kız bayağı heyecanlandı. Abi adamların umru değil ya, eğlenip geçiyorlar kızlar erkekler. Olması gereken de bu zaten. Şimdi Bangkok terminale geldim. Buradan yüzden açık markete gideceğiz. Bayağı uzakmış. Taksi ya da turlar 1000 lira, 800 lira arkadaşlar. Öyle olunca da metro artı nedir o, motosiklet artı şeyle 200 liraya gidip 200 liraya döneceğim. Böyle küçük sevimli bir otogar var. Böyle. Bangkoklular genel olarak çok sakin ve iyi insanlar.
henüz şu ana kadar beni kazıklamaya çalışan birisi olmadı. Hatta parayı fazla veriyorum, iade ediyorlar tekrar, yanlış anladım diyorlar. Bakalım. Evet, şimdi yarım saat, ne bir yarım saat, 2 saatlik bir şeyin ardından, o minibüs yolculuğunun ardından geldim. Gelir gelmez hemen bir tur şirketi karşıladı. Böyle. Pazarlık yaptık. 300 lira civarında yarım saat gezdirecek beni. İşte bayağı pazarlığı açıklar, öyle diyeyim size. Daha ucuza da muhakkak oluyordur yani, eminim, ama tek başıma gidiyorum. O güzelliği var. Kafam rahat. Alışveriş yapmak istediğinde durdurabilirsin diyor. Öyle bir güzelliği var. Devam. This, but this little one. Kadınla pazarlık yaptım, ondan almadım. Başkasından aynı parayı aldım, inmedi. Canım çekti, ne yapayım. Güzel bir bira. Çenk. Hafif bir bira. Burası çok güzel arkadaşlar. Kesinlikle Bangkok'a gelirseniz bunu yapın yani. 300-500 lira para vereceğiniz. Türkiye'de bu paraya yemek yiyoruz abi. 300 liraya şunu yapıyorum. Yemek yiyorum ya ben, lanet olasıca kebapçıda kebap yiyorum ya 300 liraya. Sene 2024 Ocak ayı için konuşuyorum. Muhtemelen bunu izlediğiniz zamanlar ayağını 300 liraya kebap varmış falan diyeceksiniz. Trafik oldu resmen. Her yerde bu arabalar var. Bak burada böyle yemek yapıyor. Abi diyor ki yeter ya, yeter kardeş diyor. Gel ya, durma. Ha, market buradaymış lan. Yürünüyor filan diyor. No, no. Ablam çok tatlı ya. Vicdanıma yenik düştüm. No, thank you. Just this one. Okay. Anahtarlık almak zorunda kaldım. O kadar tatlış ki. Oh, okay. Thank you. Thank you. Have a good day. Okay. Ablam o kadar tatlış ki. Öldürecek beni tatlılığından ya. No, no. Thank you. Thank you. And deep killing and opening. Have a look. Bed set. Smoking. No, no. I think I take some. Oh, thank you. Oh, let me buy one more shirt, T-shirt. I have time. Thank you. Okay. I need to go. Thank you. Evet, Yuzan Market'in bir diğer ucundayım şimdi. Tabi burası komple turistik. Her şey turistler için. Şu meyveler, gidenler, gelenler. Ama atmosfer güzel yani. Ne yalan söyleyelim. Ben 1.73 adamım. Kendime kısa diyordum ta ki buraya gelene kadar. Ablalar, teyzeler, dayılar o kadar küçük, tatlış ki. Şu kadar şu kadarlar. 1.50, 1.60'lar yani. Gençler benden uzun, benim kadar filan. Gençler, hani 1.90 görmedim sayılır. 1.75 onlar da uzun yani. Yeni nesil yiyor. Evet, güzel. Devam. Hala Yüzden marketteyiz. Marketteyim. Çok sıcak. Baya şöyle tropikal bitki örtüsü var. Gördüğünüz gibi kokona. Muz. Ivır zıvır. Hepsi var burada. Alsam mı lan bir tane? Taş gibi, kesin tadı kötü. Bunu kızartıp filan yiyorlar. Artık döneceğim. Ya burası güzel ama 2 saat bayağı uzak. Otobüste içiniz geçiyor yani. Ama Bangkok'a kadar gelip burayı görmemek de olmaz. Gelirseniz görün. Evet, yine harika, tam damak tadımıza göre olan bir yere geldim.
Yedim şundan bir tane sarı böcekten. Yani çok kötü değil, tadı da yok yani öyle. Kötü bir tat gelmiyor ağzınıza. Yedim, Allah affetsin. Alors tiens, un petit scorpion, c'est 4 euros. Regardez le prix quand, je vous ai dit que c'était cher. Do I have to wear the helmet? Yeah, okay. It's really great. Wow, Captain America. Ve bisikletli ya. Family show var. Okay. Burada müziği var. Ekranı var. Güzel bir aynası var. Captain America'nın helmeti var, kaskı yani. Actually, I'm not Captain America. Ha? The first pan is the Africa. African? African, yes. Really? The next is the Saint Roger. And then is the Captain Asia, it's me. You are holding this like. Yeah, yeah. Vay abim ya. Ne değişik insanlar var. Baksana ne kadar zor bir şey yapıyor. You look great, man. Thank you. You can see my face. You are a backpacker or just traveling? Just traveling. Okay. This is my Facebook. You can. Okay.